Merhaba, spor servisine hoş geldiniz. Fuat Aktağ 2024 adaylığı toplantısında olduğu için bugün Mehmet Demirkol'a bendeniz eşlik edeceğim. Tabii ki birinci gündem maddemiz Galatasaray'daki teknik adam değişikliği. Igor Tudor, Galatasaray'ın yeni teknik patronu. Henüz resmi açıklama yapılmadı ama 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını biliyoruz. Bugün de Tudor İstanbul'a gelecek ve saat 17'deki antrenmanda da takım başında olmasını bekliyoruz. Durum evet. Bu. Başlayalım hemen Hürriyet'le. Başlayalım. Parayı konuşmadan evet dedi. Kardemir Karabükspor'da başarılı bir sezon yaşayan Igor Tudor, Galatasaray'ın teklifini en ufak bir pazarlık yapmadan kabul etti. Hırvat teknik adamın kontratına herhangi bir opsiyon maddesi konulmaması konusunda mutabık kalındı. Galatasaray yönetimi 38 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak. Aslında tam 1,5 yıl da olmuyor. Yok. Şimdi Şubat'tayız. 1,5'a yakın. Yakın. Sarı Kırmızılı yönetim Hırvat Hoca'dan Ayhan Akman'ın da teknik ekipte yer almasını istedi. Buradan başlayalım. Hiçbir pazarlık yapmadan kabul ettiği ön plana çıkarmış Hürriyet veya haberinin bir kısmı bu. Doğal değil mi? Doğal. Kariyeri tabii. İçin önemli bir adım Igor Tudor'un. Tabii canım. Yani konuyu çok fazla yönü var da en önemli yönü şu. Tudor açısından hiçbir problem yok. Herkes kendi sektöründe düşünsün. Kendi sektörünüzün şeyi Galatasaray'ı size teklif yaparsa gider misin kalır mısın? Eğer Fenerbahçe'ye de Beşiktaş'ın da değilsen, tabii. Karabük'ündeysen gidersin. Ha bazısı der ki ya ben sezon ortasında bırakmam. Bu da hakikaten yüksek bir bağlılık göstergesidir. Buna ayrıca tebrik ederim ben. Ama gitmeyene, yani gidene de bir şey demem. Yok ahlakmış, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Peki Tudor penceresinden böyle. Karabükspor penceresinden bakalım şimdi. Ne diyor Feridun Tankut? Ne diyor? Çok dün canlı yayına bağlandı. Oldukça öfkeliydi. Bizim haberimiz yok. Öfkelenebilir evet. Evet bizim haberimiz yok. Kimse bizle temasa geçmedi, konuşmadı. İşte hukuki bütün şeyleri yapacağız, federasyona başvuracağız gibi. Var mı hukuki bir engel bu transferin yapılmasına? Şimdi bu sözleşmeden gördüğümüz kadarıyla yok. Çünkü 150 bin liralık bir serbest kalma maddesi var. Ben Karabük taraftarı olsam ben de çok öfkeli olurum. Ama yönetime öfkeli olurum. Kendi yönetimi. İşiniz ne ki? Yani tut Tudor'u diyorsun yani yönetime. Eğer tutmak size, neden olarak? Böyle 150 bin euroluk bir madde var? Kovarsak fazla çok, maliyeti çok olmasın. Eziyet çekmeyelim diye. Yani bu risk, bir risk alınmış. Yani o zaman da söylenecek bir şey kalmıyor. Çünkü yöneticiliği taraftarlıktan ayıran şey oradaki sorumluluk. Bu sorumluluğunuzu yerine getirecek her türlü hamleyi yapmak mecburiyeti var. Peki şu daha şık olmaz mıydı? Zaten Galatasaray yönetim belli ki bu sözleşme maddesini biliyor. Evet. Eli güçlü. Yani 150 bin euro yatırdığı zaman Tudor'u alacak rahatlıkla. Evet. Ama yine de biz bir temasa geçilse, hani kafalardaki bir soru da bu. Karabükspor yönetimiyle temasa geçilse, sizin teknik direktörünüze talibiz, zaten böyle de bir madde var, biz bu parayı da yatıracağız. Haberiniz olsun biz Tudor'u alıyoruz. Hani alalım mı diye sormak bileden bahsetmiyorum yani. Alıyoruz. Gibi bir böyle hani bir şıklık yapılsa diyeyim. Fena mı olur diyeyim. Ya olabilir tabii de kime ne faydası var? Yani ben fayda üzerinden bakıyorum işe. Ne faydası var? İlişkileri bozmamakta bir fayda değil midir? Hani salt fayda olarak bakarsın. Olabilir tabii yani olabilir. Bu şekilde düşünenlere de bir şey demem. Evet olabilir. Hani şunu da söyleyeyim. Ben Galatasaray'ın başkanı yöneticisi olsam belki... Karabük'ün teknik direktörünü almak istemeyebilirim bile. O ayrı bir konu. Hayır Karabük'ün teknik direktörü olduğu için değil ya. 14 hafta kalmış. Onların da bir planı var. Adamların işini bozmayalım bari. Diyebilirim de yani. Bunu da düşünebilirsin. Ama bunu düşünmüyorsan yani böyle hani biraz hani makyavelist bir yaklaşımla tamamen fayda üzerine kurulu bir tavrın varsa o kibarlıkları yapmayı da fazla şey buluyorum yani. Böyle bir İngiliz şeyi vardır ya böyle. Gereksiz hani şampiyonu alkışlar falan. Hani biz de yapıyoruz bazen. Hani bizde de keşke olsa. Niye olsun canım olmasın. Kafasına bir şey atma da. En azından. Ha yani al. İşte, bilmiyorum onlar biraz falan fazla sahte geliyor. Eğer böyle düşünüyorsun. Ancak şeyde haklısın tabii. Yani belki öyle düşünebilirdim ben de. Hiç kapsamlı düşünmedim açık söylemek gerekirse. Bu boyutunu. Ya belki ya şu adamların da işini bozmayalım. Yarın yüz yüze bakacağız.
diye de düşünebilirim tabii. Yani peki. Bu ama şöyle bakmak lazım. John Benjamin Toşak gitmişti değil mi Beşiktaş'ı bırakıp Real Madrid'e? Hı hı. Aynı benzer bir durum vardı. Evet, kimse bir şey dediler. Diyebildi mi? Hayır. Ya Real Madrid ya dedik. Hı hı. Bu da Galatasaray ya işte yani. Kabul edelim etmeyelim. Tabii ki Karabük'te çok değerli bir camiadır. Ligin önemli bir rengidir. Ben çok memnunum ligde oldukları için ama ya bu da Galatasaray ama. Yok, verdiğin örnek çok doğru yani. Kendi sektörünüzdeki top bir firmadan gelen teklif karşısında ne yapardınız? Evet. Siz o top firmalardan birinde değilseniz. Ha, o firmanın yaklaşımı evet tartışılabilir. Tartışılmaz demiyorum. Protestolardan bahsetmiştin. Yani taraftarın bakış açısından Karabük Spor taraftarının son idmana çıktı. Protesto edildi Habertürk. Dün akşam Karabük Spor antrenmanına çıkan Igor Tudor çalışmanın sonunda tüm takımı topladı. Tudor, ben zaten 3 hafta önce ayrılacaktım. Bazı sıkıntılar yaşadık ama kalmayı tercih ettim. Ancak şimdi durum farklı. Beni anlamanızı umuyorum. Sizinle çalışmaktan gurur duydum. Her şey için teşekkürler dediği öğrenildi. İdman sonunda takım otobüsüne geçen Tudor'u tesislerin önünde toplanan bir grup taraftar alkışlarla protesto etti. Hatta sadece idman sonrası değil, antrenman sırasında da. Hatta belki o görüntüleri... Onların da hakkıdır. Hazırlarsak belki yani, yayınlayabiliriz. Yani hakikaten protesto edilebilecek bir durum bu. Tabii. Hatta normal, kaç para canım. Aldın diye bağırıyorlar. Para hiç al tabii yani. Doğuştan Galatasaraylı olduğu için gitmiyor herhalde. Tabii para alacak diye. Şimdi biraz kariyeriyle ilgili haberlere bakalım ve hani ne yapar Galatasaray'da biraz onu konuşalım. Hürriyet ustalarla... Biz konuşuruz da. Galatasaray'da bunu kim konuştu? Ben onu merak ediyorum öncelikle. Şimdi Galatasaray yönetiminde kim oturdu da bu kararı verdi? Söylüyorum. Söyle. Levent Nazifoğlu, evet. Dursun Özbek, evet. Mehmet Özbek. Tamam, evet. Bu üçlü evet. Karar verdi mi bir arayı? Anladım. Alp Yaman var mı hala işin içinde? Yani kağıt üzerinde var ama fiilen yok anladığımız kadarıyla. Ya, unvanı görevi devam ediyor. Sence bu ekip futbolda böyle net bir karar vermek açısından yetkin midir? Bence değil. Çok büyük soru işaretimiz var tabii. Değil. Peki bu karar neye göre verildi? Koşullara göre. Koşullara göre yani gitmesi koşullar artık orada arkasında durmak çok kolay değildi. Evet. Evet. Ama gelen hoca neye göre geldi? Kötüdür, yanlıştır falan demiyorum, yanlış anlaşmışsın. Karar bu tercih nasıl yapıldı? Nasıl yapıldı? Neye bakılarak? Evet. Tudor'un Karabük'teki performansına mı? Oynattığı oyuna puan mı? Puan durumuna mı? İşte kaç maç kazanmış? Oyuncuları içeride, dışarıda yönetme şekline mi mesela? Yani bir sürü şey var teknik adamın. Maç önü analizine mi? Maç sırasında yaptığı hamleler mi? Bir sürü ayrıntı var. Sen bunların hiçbiri değil diyorsun galiba. Tamamen Twitter. Twitter mı? %100 Twitter kararı. Nasıl yani? Halk oylamasıyla oldu yani. Çok demokratik o zaman yani. Bu demokratik denmez buna. Bu popülizm bu. Popülizm. Doğru. Demokrasi ile popülizmi birbirine karıştırmamak doğru. Lazım. Birbirinden farklı şeylerdir. Evet. Benzerler ama aynı değillerdir. Bu tamamen orada şöyle bir şey. Tsunami geliyor. Ve hani yıka yıka geliyor. Artık yani hiçbir şey kalmadı. Rikyanik yıkılmış. Oraya son anda böyle bir set koymak için. Çünkü bundan sonrası mesela Rize Spor'a Galatasaray maç kaybederse yönetim gider. Götürürler yani. Popülizme kendini bıraktığın zaman sonuçlarına katlanırsın. Çünkü bu kararı eğer ben evet bizim ciddi bir futbol aklımız var. Bu kararı uzun vadeli düşündük, yapabileceğine inandık, test ettik, şunu yaptık, bunu yaptık falan diye bakılıyorsa o zaman tabii ama ben o ekibin çok yetkin bir ekip olduğu kanaatinde değilim. Şimdi bu kararın uzun vadeli verilmediği çok belli aslında. Çünkü niye şimdi yapılıyor bu operasyon? 5 puan fark varken. Arada 15 puan fark olsa uzun vadeli bir çalışma, uzun vadeli planlamanın sonucu olabilir. Yarardan, ama burada amaç... Yarardan çok zarar getirir dedi 2 evet. Gün evvel Levent Nazifoğlu. Kayseri maçından sonra. 2 gün oldu ya. Yarardan çok zarar getirir. Şu anda yapacağımız şu anda yapacak bir teknik direktör değişikliği dedi. Ha şimdi ne yapar Tudor? Onu bundan sonra tartışırız. Tartışalım. Bir iki haber daha okuyalım. Tamam.
Ustalarla beraber çalıştı Hürriyet. Igor Tudor Juventus'ta oynadığı dönemde birbirinden önemli teknik adamlarla çalıştı. Çalıştığı teknik adamlar arasında Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Fabio Capello ve Didier Deschamps gibi isimler yer alıyor. Hırvat teknik adam takımlarında özellikle 3-5-2 sisteminden vazgeçmiyor. Hajduk Split'te hocalığa başladığı dönemde Juventus'tan eski takım arkadaşı Antonio Conte'nin yanına giderek bu sistem üzerinde uzun çalışmalar yaptı. Tudor ayrıca rakibe göre 3-5-2'den 3-4-3'e geçişleriyle de biliniyor. Galatasaray'ın yeni transferi Geri Rodriguez de Tudor için büyük bir koz olacak. PAOK'ta oynadığı dönemde Tudor genç oyuncuya 3-5-2 sisteminin kanat organizasyonlarında sorumluluk veriyordu. Şimdi bu konu çok konuşuluyor. Hani biz hep seninle ne diyoruz? Acaba Galatasaray şu üçlüyü bir denemeli mi? Denerse evet, sonuç alabilir mi? Tam da Tudor bu anlamda örtüşüyor. Yani Galatasaray'ı yenerken de, Beşiktaş'ı yenerken de Latovlevici ile Kerim'den daha fazla yararlanabilmek için ki etkili de oldular. Dörtlü de kullanıyor. Dörtlü de kullanıyor. Kullanmıyor. Yani evet, sanki evet, öyleymiş gibi bir var ama öyle değil. Değil değil. Özellikle bu iki maç. Evet. Yani Galatasaray ve Beşiktaş maçlarında böyle oynadı. Şimdi bunu Galatasaray'a adapte edebilir mi? Aynı oyunu mi? Aynı oyunu yapamaz tabii. Yani aynı oyunu yapmak mümkün değil. Çünkü elinde Latovlevici standartında bir oyuncu yok. Yok. Yani Galatasaray'da o standartta bir oyuncu yok. Bu açık. Golcülüğünü beğenmemekle birlikte Yatabare gücünde bir oyuncu da yok. Güçlü bir oyuncu Yatabare. Selezniyo ondan da güçlü. Selezniyo bayağı güreşçi. Evet, evet. Şimdi oyuncular farklı. Birbirinden çok farklı. Ancak Galatasaray'ın kendi özelinde üçlünün denenmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Yani illa şunun için söylemiyorum. Karabük'te üçlüydü. Burada da üçlü yapsın değil. Biz seninle 96'da bunu çok sık konuştuk. Neden? Çünkü Galatasaray'ın belli başlı problemlerine çözüm olabilir bir ihtimal. Üç stoperli. Semih'in mutlak içinde olduğu formda bir Semih'in tabii. Üç stoperli bir oyun. Yani sağda Semih, solda Hakan, ortada Şeci olabilir. Bu tamamen oyuncu özellikleri açısından söylüyorum. Form evet, açısından söylemiyorum. Böyle bir üçlü olabilir. Böyle olursa Galatasaray orta sahasını daha işlerlikli kurabilir. Yani 3-4-3'ten ziyade 3-4-3 çünkü iki kanat oyuncusuyla oynamak demek 3-4-1-2 daha uygun olabilir diye düşünüyorum ben. Yani 3 stoperin var zaten. Bir de orta sahada defansif orta saha kullanıp ondan sonrasını daha doğru kullanabilirsin. Evet. Yani mesela 3-4-3 bir şey önerir. Yani nasıl, ne önerir mesela? İşte Eren'in iki kanadına ya da Podolski'nin iki kanadına iki açık oyuncusuyla oynamayı önerebilir. Hı hı. Dört iç özellikli oyuncuyla oynarsın. Hı hı. Yani kanadı da yapabilen iç özellikli oyuncuyla oynarsın. Ama 3-4-1-2 ihtimali de var. Bu ne demek? Snyder'i öne atıp iki santrfor arkası yapabilirsin. Yani birçok şey ortaya çıkarıyor. Ancak tabii oyuncu özellikleri, Galatasaray'ın oyuncu özellikleri de Karabük'ten oldukça farklı. Bunu da iyi değerlendirmek lazım. Yani Karabük'te yaptığın antrenmanı Galatasaray'da yaparsan takımın yarısı ertesi gün sakatlanabilir. Böyle bir durum var. Yani Riker'in iyi antrenman yaptırmıyor diye eleştiriliyordu. Ben de birçok konuda Riker'in'i eleştiriyorum ama antrenman konusunda eleştirmem. Çünkü o takıma yüksek tempolu yani 22-23 yaşındaki oyuncuların yaptığı antrenmanı yaparsanız sağa sol atmaya başlar. Tabii. Çok mu uzun konuştum? Yok hayır hayır. şimdi ben de hayır, söylediklerinin üzerine düşünüyorum. Yani zaten bu işte üçlüyü uzun zamandır düşünüyor tartışıyoruz. Burada kanatlar kim olacak mesela? Belirli önemli sorulardan bir tanesi öndeki bu. Üçlü mü olacak? 1-2 mi olacak? Ona göre değişebilir. 1-2 olursa 1-2 olduğu zaman Snyder önde de Podolski Eren. Evet. Tamam. Kanatlarda kim olacak? O zaman çizgi oynayabilen oyuncular lazım. Mesela Lines'e Gündoğar. Evet. Bence de bu... Bak üçlü... Lines bu oyunun çok iyi oyuncusu olabilir. Lines ön plana çıkarabilir. Evet. Solda Bruma belki bu oyunu öğrenmek zorunda kalacak. Yapabilir Bruma ya. Geri gelmesiyle, geri dönüşleriyle ilgili çok büyük sıkıntı yok Bruma. Geri döndüğünde yok, ne yaptığıyla ilgili sorun var. Evet. Ve bu oyunda daha yani... Bugün beklediğimizden daha kısa bir mesafeye kat etmesi evet, gerekebilir. Yani üçlünün temel şeyi kanat oyuncularını birazcık daha rahatlatıyor olması. Evet. 3-4-3'te ama. Evet. 3-5-2'de değil. Doğru. 3-5-2'de iş çok uzuyor. Doğru. Çok koşturman gerekiyor. Evet. Yani üçlü savunmanın da dörtlüde olduğu gibi çeşitli yorumları var. Var var. Hepsini bir tutmamak lazım. İşte ama orada lazım, şöyle de bir sorun var. Snyder'ı 2'nin arkasına 1 olarak koyduk diyelim. Evet. 3-5-2. Ama o gene arkada olmayacak ki. Yine kendini sola atacak.
Orada işte problem yine orada başlıyor. Veya problemlerden bir tanesi. Şimdi burada da şunu anlayacağız. Neden Rickering olmadı? Neden Tudor geldi? Şimdi bu sorunun cevabı. Rickering'in olmama sebebi maç içi esnekliğinin olmayışı. Yani maçta esnek davranamıyor. Duruma göre tepkiler veremiyor. Evet. En çok eleştirilen konu bu. İşte Beşiktaş maçında ne güzel gidiyordu, niye oyuncu değiştirmedin? İşte Fenerbahçe maçında niye bunu yapmadın? Hemen hemen bütün maçlarda, son maç hariç, Kayseri maçı hariç, ilk plan iyi, sonra yapamadı. Değil evet, mi? Genel bu. Doğru. Şimdi Tudor'dan bu esneklik bekleniyor ki bence şu ana kadar onun sinyallerini verdi. Yanlış anlaşılmasın. Yani Tudor muhteşem bir teknik direktörlük başarısı sağlamış. Lig 10'uncusu mu Karabük? 10'uncu. Ve onuncusu. Şöyle 10'uncu. Deplasmanda bir galibiyet var. Şöyle 10'uncu. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı ve Trabzon'u yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Olmasına rağmen. Bu şimdi yani sonuç olarak bekleneni ben yani şöyle söyleyeyim. Flash bir teknik direktör. Çok dikkat çekici bir teknik direktör. Her yönüyle ama sonuca yansıtamadı. Kötü de kadrosu yok. Evet. İyi de bir kadrosu var yani. Tabii çok deneyimli bir kadro bu. Evet. Süper Lig açısından. Ama Tudor'da herkesin dikkatini çeken nokta sonuçlardan ziyade oyun oldu zaten. Doğru. Yani İstanbul'da Galatasaray'a yenilirken ilk maçlar ligin ilk maçında vay be kare bu toplama takım bir anda ne iyi oynadı dedi. Bazı işte Fenerbahçe'den 5 yediler. O maçta bile dikkat çekiciydi. Eksik kalana kadar. İstanbul'da Beşiktaş'a yenildiği maçta tabii. Yine orada bile o maçın kopma anına kadar dikkat çekiciydi. Doğru. Hep oyun ön plana çıkarttı Tudor'u. Sonuçlar değil. Hem maç değil. Başı planları hem içeride verdiği evet. Tepkiler hep bizim dikkatimizi çekti ve hoşumuza gitti. Ve ayrıca şeyi de şahsi performansı da iyi. Hani sürekli oyunun içinde falan. Evet. Bu aranan hoşuna bir şey gidiyor. Hepimizin hoşuna gidiyor. Yani evet. Seyretmekten hoşlanıyorsun. Orada da çünkü bir figür o. Şimdi sonuçlar değil onu buraya getiren. Sonuçlardan bağımsız yaptığı iş. Evet. Ama şimdi sonuç işi ne geldi? Geliş sebebi esnekliği. Rickering'e oranla daha esnek. Çok daha esnek hatta. Bu güzel. Ben de takdir ediyorum. Yani maçlarını yenilse de yense de Karabük'ün maçlarını seyretmekten hep keyif alıyorum ve seyrediyorum da hemen hemen bütün maçlarını. Ama yetmez. Sonuç alacaksın. Kariyeri başlamadan bitiyordu Fanatik. 2016'nın Mart ayında PAOK'tan ayrıldıktan sonra eşinden gelen hastalık haberiyle yıkılan Tudor'a sezon başında Karabük Spor Başkanı Feridun Tankut telefon açar. 38 yaşındaki çalıştırıcı ise bir günlük izin ister. Tudor, eşimde kanser şüphesi var. Son testlerden sonra belli olacak. Eğer rahatsızlığı varsa futbolu bırakacağım, onunla ilgileneceğim der. Tudor, doktorların müjdeli haberi sonrası Karabük Spor'un teklifini kabul eder ve Türkiye macerası başlar. Şimdi orada tabii şu da var. Hajduk Split'e 2012-2013 sezonunun sonunda gidiyor. Orada kupa kazanıyor. Yani biraz Zikering'e benzer bir durum var orada. Bu arada sıcak haberimiz var. Robin van Persie Krasnodar maçının kadrosunda yer alamıyor. Bugün vardı haberler. Evet. Bu kesinleşmiş. Krasnodar maçında oynayamayacak Robin van Persie. Robin van Persie de geçen sezona döndü maalesef. Evet. Yani hatta devamlılık açısından. Fanatik Emenike oynayacak diyor. Radikal bir karar oldu. Yani. Çünkü son maçın 18'inde yoktu. Yoktu. Yani yedekte de yoktu yani. Ne diyorduk? Tudor. 2012-2013'ün sonunda başlıyor. Hajduk Split'te 2013-2014 sezonunu tamamlıyor. Tek tamamladığı sezon, baştan sona bitirdiği sezonu. 2014-2015 sezonunda ayrılıyor bitirmeden. Evet. PAOK 2015-2016 sezonuna başlıyor. Onu da bitirmeden ayrılıyor. 1 Şubat, 1 Mart ayı. Şimdi de yine bir ayrılık. Bu sefer kendi tercihiyle. Bu sefer kendi tercihiyle. Böyle bir durum var. Evet. Sokrates dergiye bir röportaj vermişti Tudor. Ben de okumuştum o röportajı. O röportajın içinden bazı hakikaten çarpıcı cümleler var. Şimdi ona bakalım. Geçtiğimiz ayki Sokrates dergiye verdiği röportajda neler söylemiş, neler ön plana çıkmış. Özellikle Anadolu'da taktiksel disipline sadık takımlar görmeye pek alışkın değiliz. Bu takım nasıl ortaya çıktı? Avrupa'nın her yerinde olduğu gibi burada da iyiler ve kötüler var. İsim vermek istemiyorum ama belki de problem karar verici insanların bunu fark etmemesi. Etrafta sürekli var olan kötü teknik direktörler görüyorum.
Her zaman takım yönetiyorlar. Herkes onların ne kadar kötü olduğunu söylüyor ama onlar hala takım yönetiyor. Teknik direktör olarak hedefiniz ne? Elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Ben uzun vadeli planlarla yaşayanlardan değilim. Hep beraber yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Bir teknik direktörün en büyük isteği takımına iyi futbol oynatabilmektir. Bunu istiyorum. Özellikle ilk bölümde i̇lk çok bölüm eleştirel güzel. Bir yaklaşım var. Güzel ilk bölüm. Yani şimdi biz Mehmet Ertaş'la tartıştık. Ben onu daha Türkiye odaklı algılamıştım okuduğum zaman. O hayır, sadece Türkiye odaklı değil. Genel olarak diyor. Genel Avrupa ve dünyada bakış açısıyla ilgili bir eleştiri yapıyor. Şimdi iyi teknik direktörler kötü oyuncular seçebilirler zaman zaman. Bu ihtimal vardır. Ya şaşırırsın hatta. Nasıl güvendi, nasıl oldu falan diye. Seçenekler dar olduğu zaman bazen hatta evet. bile bile iyi olmadığını bile oyuncu seçer. Teknik direktörler. Bu teknik direktörleri iyi ya da kötü diye yaftalamamızı gerektirmez. Şartlar onu gerektirebilir. Ancak yöneticiler için durum aynı değil. Yönetici bir teknik direktörü, iyi olmayan bir teknik direktörü görev veriyorsa onun yöneticiliği artık geçersizdir benim gözümde. Yani teknik direktörde hata yapılmaz. Teknik direktörde hata yapan yöneticinin yöneticiliği şüphelidir. Hayır. Hatta benim için sıfırdır. Peki hata yapıp yapmadığına nasıl seçiyorsun? Karar vereceğiz? Bir kişi seçiyorsun. İşin o. Bu kadar hayır, zaten. Sadece sonuca bakarak mı karar vereceğiz? Hayır. Başka işin yok zaten senin. Senin öncelikle hayattaki tek işin esasında bir doğru bir teknik direktör seçmek. Ondan sonra geri kalanları yönetici arkadaşların halleder. Yani çimci kim, işte o kim, bu kim, anlatabildim mi? Teknik direktörü doğru seçmiyorsan Problem var. Şimdi burada Galatasaray üzerinde konuşursak bu kararı kim verdi ve niye verdi sorusunu ısrarla sormamız lazım. Çünkü mesela Fenerbahçe'de konuşurken Fenerbahçe 20 yıldır hep kötü teknik direktör seçiyor. Her seferinde en kötüsünü seçti. Bunu ben söylemiyorum. Aziz Yıldırım söylüyor. Bence çok iyiler var aralarında ama hepsi için kötü diyen evet. Aziz Yıldırım. Dolayısıyla bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Sürekli kötü teknik direktör seçen bir yönetim var. Galatasaray açısından bakıldığında, onlar öyle diyor, ben demiyorum. Evet. Galatasaray açısından bakıldığında da canını kurtarmak için en yakınındaki adamı atlayıp hop diye oraya koydular. Peki. Şimdi Tudor esasında durumu, yani anlattığı şey biraz kendi kaderi de. O onu kötü yapmıyor. Ama yönetimleri kötü yapıyor. Hemen bu noktada o zaman şu Galatasaray'ın teknik direktörleriyle ilgili bir grafiğimiz var. Tam da oraya geldim çünkü. Galatasaray son 3,5 yılda 5 ayrı teknik direktörü göreve getirdi. Arada da işte Tafarel çıktı, Orhan Atik evet. çıktı vesaire, yani onları saymıyorum. Rikering hani iki defa. Rikering. Hani onlar geçici teknik adamlardı. Hı. Ama hemen bakalım yani Fatih Terim'den sonraki dönem bu. Roberto Mancini 9,5 ay, Prandelli 4,5 ay. Tabi burada sezonun yani sezon olmayan zamanlar da var bu 9,5 aylık sürede. Tabii. Yani Prandelli, Mancini'nin gittiği tarihi Haziran'ın ortası. Bu kaç senelik? 3,5 yıl. 3,5 yıl evet. Hamza Hamzoğlu 11,5 ay, Mustafa Denizli 3 ay, Rikering 11 ay. Bir şampiyonluk var. 3 tane mi kupa var? Bayağı da bir kupa var. Var ama yani. Kupa var. Bayağı da var kupada yani. Sorun yok. Bir tane de şampiyonluk var yani. Evet. Çok da kötü değil. Tabii 3,5 yılda bir şampiyonluk hani. Ve o şey 4. yıldız şampiyonluğu yani. Evet. Bu sezonu bilmiyoruz da hala. Yarışın içinde. Şu anda da var içinde evet. Ama hani bir yılı bile tamamlayan teknik adam yok. Yok. 3,5 yılda 5 ayrı teknik adam var. Bu yönetim başarısızlığı işte. Akşam 4 ayda 500 bin euro. Galatasaray yeni teknik direktörü Igor Tudor'a 4 ay için 500 bin euro ödeyecek. Hırvat teknik direktör gelecek sezon içinse 1,5 milyon euro ücret alacak. Peki Rikin kalıyor mu gidiyor mu? Onu bilmiyoruz. Dün başkan ona bakacağız dedi. Bu soru nasıl bakacağız? Ben de işte bunları anlamıyorum. Bu adamı bir sene uğraştınız getirmek için. Değil mi? Hı-hı. Snyder önerdi. Bir sene uğraştınız. Neydi amaç? Altyapıyı kursun. Evet. Yani çünkü ihtiyaç var buna. Neden evet. ihtiyaç var? Çünkü maaş içinde Hı-hı. duramıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş bonservis standardı içinde duramıyor. Hı hı. Galatasaray'da maaş, çok yüksek maaşlar veriyor. Evet. Bir ara 97 milyon euroya falan çıkmıştı. Evet. Yani acayip bir rakam. İşte 60'lara indirdiler değil mi? 65'in altında. 65, sınır orada 65 zaten. Geçti mi geçmedi mi onu da... Sınırdayız diyor hep Galatasaray yöneticiler. Göreceğiz yani işte. Evet. Umuyorum geçmemiştir. Bir sene daha ceza çünkü. Şu anda 64'te falan kendi yöneticiden açıklamalarına göre. Bir sene daha ceza çünkü... İyi olmaz yani Galatasaray'ın o kadar uzak
tutamazsınız Avrupa'dan. Evet. Hoş olmaz. Bunun için de altyapı kurmak lazım. Şart. Yani Toşağ'ın standardıdır. 2 senede bir oyuncu çıkarsan yeter der. Bütün o yatırımı onun için yapıyorsun. Çünkü onların arasından da bir tanesini sattığın zaman Arda gibi mesela. Yatırımı fazlasıyla geri almış oluyor. Çıkmış oluyor. Fazlasıyla çıkmış oluyor. Yani o hiç masraf değil. Tabii. Öyle bir satış yaptığın zaman. Ki yapabilirsin. Çok acayip bir potansiyeli var bu şehrin. Geçen gün söyledim ya, Yeni Bosna'ya git, stoper bulamıyorum diyorsun. Git Yeni Bosna'ya, muhacir çocuklarından da hepsi 1.90 zaten. 3 tanesini bul, çalıştır, birisi olur. Ya acayip bir potansiyel var burada. Bunun için getirdin bu adama değil mi? Hı hı. Daha 1 yıl olmadı ya. Şimdi teknik adam olarak sözleşmesi feshedildi. Onu açıkladı Galatasaray. Evet. İşte altyapıda kalacak mı kalmayacak mı onu bilmiyoruz. Yani tabii onun için zor. Tenzili rütbe çünkü yani istemeyebilir Rekerink. Bence teklif ederlerse kabul edebilir. İşte o teklif etmeleri lazım. İşte inanıyorlarsa. İnanıyorlarsa. Mesela. Çünkü sadece şunun için çok bile... özür dilerim. Şeyi de hiç göremedik ki. Yani Rekerink altyapıda ne yaptı acaba göremedik ki. Ha. Ki bu hemen öyle birkaç diyorlar. Ayda görülecek bir şey de değil zaten. Yani. Ama 2 yılda görülür. Evet. 2 yılda görülür. En azından yaptığı bazı icraatlar olur. Tabii. Hemen oyuncunun alt üst yapıya çıkması olarak yansımasa da hani bir şeyler yaptığını gözlemleyebilir tabii. Oradaki futbol aklı. Tabii tabii yani bu kadar çabuk vazgeçemezsin böyle bir şeyden. Çünkü mecbursun buna. Hep bak bütün takımlarımız buna mecbur. Aziz Yıldırım 20 sene sonra söyledi altyapıdan oyuncu çıkmıyor falan diye. Neden evet. Neden dedi 20 yıl sonra? Bir sebebi var. UEFA transfer yapamazsın evet. Diyor çünkü. Yani şimdi battı kulüp. Yani şimdi battı. Mecburiyet var şimdi ortada. Şimdi mecburiyet niye altyapıdan çıkmadı? Niye altyapıdan çıkmadı ben söyleyeyim. 35 yaşındaki adamlara dünyanın parasını verdiniz de ondan. Yani konuyu oraya çevirdiniz. Şimdi UEFA yapamazsın deyince altyapı niye çalışmıyor diye bu tarafa da. Şimdi Rekerink eğer doğru adamsa bunu onu tutmak lazım. Tutmuyoruz. Rekerink şunu da söyleyebilir. Ya kardeşim tamam iyi hoş ama yani bu tenzili rütbe ben A takım hocası oldum artık. Buradan artık oraya dönemem ben. Giderim. Diyebilir. Nekniğime gene çalıştırırım. Diyebilir. O zaman da ona sormak lazım kimi getirelim diye. Neden söylüyorum bunu? Snyder'ı küstürürsen, istersen 25 tane Tudor getir, şampiyon olamazsın bu sene. Evet. Bu sene şampiyon olmak istiyorsan Snyder'ı küstürmeyeceksin. Mecbursun. Şampiyonluk yani, teknik direktörden değil Snyder'dan geçiyor diyorsun. Ya kardeşim teknik Galatasaray'ın başkanı mı Snyder? Bir tane futbolcusu falan. Allah Allah. Realite öyle değil. Realite öyle değil. Bir realite var ortada. Biraz hızlı yorumları okuyalım mı? Metin Tekin, Tudor'la anlaşmamız 20 haftalık tanışmamız özür dilerim. 20 haftalık bir karabük süreci. 20 haftada Galatasaray'ı çalıştıracak yeterlikte olduğunu görmek çok önemli bir futbol görüşü. Herhalde gözünden anladılar. Metin Hoca kendine has üslubuyla eleştirmiş. Bunu sayın yöneticilerimiz hemen anlayabiliyorsa takdire şayan. Taktik anlamda Tudor'un aynı oyun planıyla Galatasaray'da oynaması çok zor. Koşu marifetiyle iş yapan bir takım Karabük. Şimdi bu bence önemli bir tespit. Evet. Galatasaray'da ise farklı bir oyun yapısı oturtmak zorunda. Etik olarak bakarsak sözleşme niye yapılır? Maddi şartları belirlersiniz. Buradaki 150 bin euroluk serbest kalma maddesini de Karabük Spor kolay göndermek için koydurmuş diye düşünüyorum. Ve Tudor'un Galatasaray'ı seçmesinde bir yanlış görmüyorum. Valla Metin Hoca'nın söylediklerine harfi harfine evet. Katılıyorum. Eğer bu 150 bin euroluk serbest kalma maddesi olmasaydı ben Galatasaray'ı daha fazla eleştirirdim. Ama İşi kolaylaştıran bu zaten her yani. Şeydi. Evet. Yani şöyle olsaydı oradaki madde, ya şeysiz, tazminatsız falan ayrılabiliriz olsaydı, bu Tudor'un da Karabük'ün de çok büyük bir iyi niyetle birbirlerine bağlandıklarını gösterirdi. Bunu bozana da ben kızardım. Niye bozuyorsun bunu derdim. Ama burada iyi niyet yok ki 150 bin liraya ben seni kovabilirim diyor. Galatasaray geldi ben de giderim diyor o da. Ve 1 yıllık sözleşmeden bahsediyoruz bu arada. Hani 2 yıllık, 3 yıllık bir sözleşmede evet. Tabii ki tazminat maddesi konu evet. Zaten 1 yıllık bir sözleşme ve içinde tazminat maddesi var. Aynen öyle. Yani, böyle bir durum var yani. İyi niyetli olmayan, hiç kimse pek iyi niyetli değil burada. O yüzden kimi eleştireceğimi evet. Bulmakta zorlanıyorum. Ömer Üründül, sabah bir büyük kulüp düşünün. Kariyeri olmadan geldiği bir Anadolu kulübünde daha ligler bitmeden iyi işler yapan hocayı transfer ediyor. Bu o kadar büyük bir yanlış ki aksini söylemek mümkün değil. Ömer abi... Net bir yorumda bulunmuş. Evet. Çok da haksız sayılmaz. Yazın devamında etik olarak da sorun var diyor. Ha öyle mi? Bizim ben aynı kanatta değilim. Peki. Ama tabii saygı duyuyorum. Bülent Timurlenk de başka bir noktaya dikkat çekiyor.
Sadece pro lisansı var diye göreve getirilen Riekerink'in gitmesi değil, zaten gelmesi hataydı Galatasaray'da. Tudor 38 yaşında, hedefleri ve prensipleri olan bir teknik adam. Juventus gibi kazanan bir kulüpten onun birlikte forma giydiği Zidane, Deschamps ve Conte'nin yaptıkları ortada. Ancelotti ve Lippi'den öğrendikleri bu adamları hep bir adım önde kıldı. Bir teknik adamdan ne istersiniz? Doğru transfer, iyi idman, rakip analizi, medya ve yönetim karşısında karakterli bir duruş, doğru iletişim, oyunu okuyabilme ve maç çevirme kabiliyeti. Bunlar Tudor'da var, Riekerink'te yok. Katılıyorum. Yani çok umut veren bir hoca benim açımdan da, ama umut vaat ediyor, evet. Çok ama hızlı skor alman lazım. Tutam olmaz. Tabii şu anda yani şampiyonluk hedefiyle geliyor. Lig üçüncüsü oldun. Ne olacak? Tabii. Şu anda şampiyonluk hedefiyle. Yani Galatasaray yarıştan kopmuş, önümüzdeki sezonu planlamıyor. Değil. 5 puanlık farkı kapatıp ki 2 hafta sonra Beşiktaş. Plan evet. Ne Galatasaray'da? Rize'yi yeneceğiz. Sonra Beşiktaş bize geliyor. Değil mi? Böyle düşünüyor şu anda Galatasaraylılar doğal olarak. Tabii. Beşiktaş'ı da yendik mi zaten 2 puana iniyor. Tabii. Biz o zaman şampiyonluk yarışında daha da güçlü olacağız. Bütün bu operasyonun sebebi bu. %100. Hızlı bir şekilde Metin Karabaş'ın da Fanatik'teki yazısına bakalım. Sezon başından bu yana yönetime her istediğini yaptıran, hoca ve oyuncu gönderten taraftarlar artık fitili ateşlemişti. Yanlış oyuncu tercihleri, geç kalınan değişiklikler yüzünden Riker'in kendi yönetimi tarafından da yüksek sesle eleştirilmeye başlandı. Kayseri Spor maçı kırılma anıydı. Alınacak galibiyet hem şampiyonluk yarışında adım atma hem de yönetimle taraftarın güvenini tekrar kazanma anlamına geliyordu. Ancak Hollandalı 11 puanlık maçı kaybedince Galatasaray rüyası bitti. Çünkü yönetim taraftarın Riker'e verdiği tepkiyi görmezden gelirse kendilerinin de bu durumdan fazlasıyla nasibini alacağını biliyordu. Tabii. Senin az önce belirttiğin Tsunami sürükler götürür. Hala o tehdit geçmiş değil tabii. Değil. Bir reklam arası vereceğiz, sonra devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz. Yarınki Avrupa Ligi maçlarına yönelik haberlere de bakalım biraz. Milliyet, şifre çözüldü. Fenerbahçe Krasnodar'la karşılaşacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın Krasnodar'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takımın teknik patronu Dick Advocaat, Rus ekibinin İspanya kampında oynadığı bazı hazırlık maçlarını bizzat yerinde takip etmiş ve analizler yapmıştı. Yardımcı antrenörler Korpot ve Mario B'nin de çalışmaları sonrası Krasnodar için yıldız oyuncusu olmayan ama takım oyununu çok iyi oynayan bir ekip fotoğrafı ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe topu ayağına aldığında rakibi 11 kişi karşısında bulacak. Topu ayağına aldığında rakip de 11 kişiyle savunacak anlamında. Savunmayı tüm takım olarak yapan Krasnodar, orta sahayı da etkili kullanan bir ekip. Burada sert oynayıp oyunu bozmaya çalışıyorlar. Eğer netice alamazlarsa hücum bölgesinde baskı yapıp top kapma uğraşı veriyor. Fenerbahçe gibi yani. Evet evet. Yapılan tespitlerde rakibin en önemli özelliğinin geçişler olduğunun da altı çizildi. Bu hariç. Fenerbahçe'de bu sorun. Krasnodar'ın savunmaya çabuk döndüğü ve hücuma da çabuk çıktı. Aslında tabii Fenerbahçe'de evet bu anlamda bir sorun var ama eğer top rakipteyse ve orta alanda doğru karşılama yapıyorsa geçişlerde orada Fenerbahçe'de çok sorun yok. Yani hücuma geçişte özellikle. Hayır, yaptığı zaman 2'den 3'e. Yaptığı zaman yüksek kalite. Yani lense ulaştırdığı zaman özellikle tersten ulaştırdığı zaman yani solundan kurup sağa attığı zaman onun sonrasında istediğini alıyor. Ama bunu sıklıkla yapamıyor. Doğru. 2 defa yapıyor, bir gol buluyor. Evet. Sıklıkla yaptığı maçlarda farka gidiyor zaten. Farka 4-5 gidiyor. Fark açılıyor orada. Foto maç yüksek gerilim. Fenerbahçe yönetiminin sözleşmesini bir yıl daha uzatmak için teklifte bulunduğu Dick Advocaat, ligde 1-1 biten Bursa Spor maçı sonrası ağır eleştirilere maruz kaldı. Medyanın ve taraftarın yüklendiği 69 yaşındaki çalıştırıcıya yönetimden de ciddi tepkiler geldi. Hatta iddialara göre Başkan Aziz Yıldırım, bu adam ne yapmaya çalışıyor, 10 kişi kalan rakibe karşı böyle mi oynanır diyerek Bursa'dan kaçan 2 puanın faturasını Advocaat'a kesmişti. Yıldırım'ın kullandığı ileri sürülen bu sözler Advocaat'ın da kulağına gidince karşılıklı güvensizlik ortamı oluştu. Hayli kızgın olduğu öğrenilen Advocaat'ın, beni önce onore ediyorlar sonra da kamuoyunun önüne atıyorlar. Ben özü sözü bir adamım. Bunun İngilizcesini merak ettim. Bunlar bana ters. İçeride başka, dışarıda başka konuşamam. Oysa benim yüzüme başka konuşuluyor, arkamdan başka laflar ediliyor. Bense ona ne söylüyorsam medyaya da aynısını söylüyorum tepkisini verdiği belirtiliyor. Evet, burada ilginç bir durum var. Daha çok Bursa maçından önceydi değil mi? Şekip Mosturoğlu daha cezalar açıklanmadan da önce. Demek ki çarşamba günüydü galiba. Ya geçtiğimiz çarşamba bir yıllık sözleşme teklif ettiğini bugün açıklamıştı. Bugün de haberlerde var. Evet, Telegraf gazetesine göre artı bir var. Ne oldu? Yani
Fenerbahçe yönetiminin futbola bakış açısı ve futbol aklı olarak görmeleri kendilerini çok zarar veriyor Fenerbahçe. Yani bu açık. Advokat'ın da takımını zaman zaman eleştirmesi bundan bağımsız değerlendirilemez. Hem seçilen oyuncular, hem takım mühendisliği, kadro mühendisliği açısından, hem bazı oyuncular neden bunlar kafalarına göre önde basıyorlar filan. Neden basıyorlar önde? Kim söylüyor? Kim söylüyor onlara önde basmalarını? Kim söylüyor? Kim söylediğini biz biliyoruz canım. Yani basketbolda hep o örnek veriliyor. Basketbolda teslim ettiler ve çekildiler. Çok saygı duyuyorlar. Çok haklı. Ama aynı saygıyı duyabilecekleri futbolda bir isim bulamıyorlar. Yok muydu? Getirdikleri içinde aynı saygı duyacak isimler yok muydu? Bilmiyorum. Vardı. Olmadığını söylüyorlar zaten kendisi. Ama vardı sanki. Değil mi yani? Olmaz ama olur mu canım? Olmaz olur mu? Yani. Ama kendini öyle görürsen eğer... Evet. O saygıyı duymazsın. Obradovic'in işi diyorlar ki bu adam en iyi biliyor. Biz sadece Obradovic de değil. Gerardini var orada. Tabii yani. Ekip. Gerçi oraya da şey var. Yani orada da merak ediliyor bahsediyor ama futbolda hiç böyle bir isim bulamadılar. Dolayısıyla önde basmalarını kim söyledi? Kim söyledi? Hepimiz biliyoruz kimin söylediğini. Önde basma. Yani konu burada böyle bir gidip geliyor. Buna artık karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Eğer Aziz Yıldırım biliyorsa futbolu en iyi. Hakikaten öyleyse ki öyle diyor. O zaman ona göre seyirci gider, insanlar destekler falan filan. Ama orayı hakikaten bir futbol aklına emanet edeceksek, böyle bir durum olacaksa ki bence doğrusu o, artık buna da Aziz Yıldırımlı ya da Aziz Yıldırımsız bir şekilde karar vermek lazım. Yani Aziz Başkan ben burada kalacağım diyorsa kongre kararını verir ve kalır da hakikaten. Ama bu zarar veriyor. Bunun zarar verdiği çok açık. Bunun zarar verdiği puan durumuyla belli, oyuncuların kadro mühendisliğiyle belli, kaçan şampiyonluklarla belli, belli. Pek ve çok en biri çok, var elimizde. En çok belli eden de şu, bizzat Aziz Yıldırım'ın çalıştığı hiçbir teknik direktörü beğenmiyor oluşu. Bu bizzat kendisine yaptığı bir eleştiri. Bunu çok sık tekrarlıyorum ama bu böyledir. Yapacak buna başka bir yorum yapılamaz. Çünkü siz kendi seçti. Gürcan Bilgiç Fotomaç, advokat her maç sonrasında oyuncularını şikayet ediyor. Çözüm bulması gereken kişinin sürekli şikayet etmesi anlaşılmaz. Söylediklerinde haksız demiyorum ama bu işleri düzelt diye anlaşma yapıldı onunla. Bu tavır neler getirecek? Derbilerde zaten konsantre olan ve sahaya farklı çıkan oyuncular geri kalan rakiplere karşı aynı mücadeleyi göstermemeye başlayacaklar. Çünkü teknik adam hep sorumluluğu onlara atarsa onlar da kendilerini topun önüne atmaz. Oyuncular bu sorgulamaya başlamışsa eğer birbirlerinin arasındaki bağlar da çözülmeye başlar. Sen az önce buna da değinmiştin. Beşiktaş'ta Hapoel Berşeva ile karşılaşacak yine yarın Avrupa Ligi'nde. Fotomaç, Hapoel evinde acımıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. tur maçında yarın Hapoel Berşeva ile deplasmanda karşılaşacak. İsrail temsilcisi ligde geride kalan 22 haftanın ardından 49 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Maccabi Tel Aviv'in 5 puan önünde bulunuyor. Hapoel Berşeva 22 maçta 48 kez rakip ağları havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. Berşeva'nın sahasında oynadığı maçlardaki performansı da dikkat çekiyor. 11 karşılaşmayı evinde oynayan İsrail ekibi 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 11 maçta 31 gol attı, 5 gol yedi. İsrail ekibi bu sezon Avrupa Kupalarında, Şampiyonlar Ligi Playoff ve Avrupa Ligi ise toplam 12 maça çıktı. Berşeva 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. İsrail ekibi evinde oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde ederken sahadan 1 beraberlik 1 mağlubiyetle ayrıldı. Berşeva sahasında Olympiakos, Celtic, Inter gibi Avrupa'nın güçlü takımlarına karşı galibiyet elde etmişti. Bir tek Slavia Prag'a yenilmişler kendi evlerinde. Balili'nin de röportajı vardı. Balili ile konuştu Övünç. 17 bin kişilik bir stat'tan bahsediyor. Hani Övünç tabii Beşiktaş'ın atmosferiyle kıyaslamak istedi. Yani Beşiktaş kadar olmasa da burada da iyi bir atmosfer oluyor diyor. Evet. Inter'i bu arada Milano'da da yendiler. Hı hı. Yani ismi çok aşina olmadığımız ama dikkat edilmesi gereken evet, bir takım. Çok saygı gören bir teknik direktörleri var. Evet, Bakar. Yani Beşiktaş orta saha sorununu hallederse, yani çok enteresan bir durum tabii sorun demek ona ama. Yani bir taraftan çok... Bir zenginlik var. Bir zenginlik var, bir taraftan da o zenginliği kullanayım derken geçen senenin gerisine düşen...
Bir durum var. Bir durum var. Bazı maçlarda diyorsun ki bu takım nasıl bir takım? Hı-hı. Bazı maçlarda diyorsun ki ya bu takım geçen senenin çok gerisinde. Biraz zorlayan. Ama Şenol Hoca kulübede olacak. İşte o Tudor'a atfettiğimiz ani o doğru reaksiyonları Şenol Hoca'dan daha iyi veren azdır. Bu büyük şans. Fotoğraflara bakalım hızlıca. Paparazzilerden kaçmaya çalışan Real Madridli futbolcu Alvaro Morata. Yani kaçmış bence. Alvaro Morata olduğunu nereden biliyoruz değil mi bunu? Biliyorlarmış demek. Nereden? Herhalde işte kız arkadaşımı, eşimi bilmiyorum ben. Oradan anladılar herhalde. Olabilir. Avusturya'da düzenlenen biatlon dünya şampiyonasından bir fotoğraf. Ya bu mahkeme kabul eden mi bu kanıtı? Ya oradaydım o sırada filan desen. Ben hakim değilim. Der ki nereden bileyim ben, tam ben, tersi. Hayır ben değilim desem Morata onu mu diyorsun? Hayır tam tersi o benim dese. Ha o sırada bir cinayet ya işlenmiş mesela, değil mi? Saat 9 ile 11 arasında neredeydiniz? Yemekteydim o sırada. Ya. Hakim bakıp yemekteymişsin der mi buna? Demez. Şu Maradona'ya gelelim çok kısa. Maradona kendini inkar etmiş. FIFA elçisi olmuş. Maradona ile FIFA arasındaki kavgalar meşhurdur, büyüktür. Belki FIFA artık değişti diyorsun. Pele'nin rotasından çıkıp Maradona rotasına giriyordur. Olabilir. Maradona... İyi niyetli bir yaklaşım ama bu. Bence biraz iyi niyetli. Maradona'ya sormak lazım. Süremizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.